Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün sizlerle çalışma soruları 5. ünite birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet, hemen birinci sorumuz, yukarıdaki bahçe modellerinden kaç tanesi 3 köşelidir? Sevgili öğrencilerim, köşeler neydi? Kenarların birleştiği şu noktalarda bakın. Bunda 3 tane köşe var. 1 yazalım. Evet, bunda da bakın. 3 tane köşemiz var. 2 yazalım. Evet, burada bakın 4 tane var. Bunda köşe zaten yok. Evet, burada da bakın 1, 2, 3 tane var. Yani üçüncü de bu sevgili öğrencilerim. 3 tanesinde 3 köşe vardır. Yukarıda verilen geometrik şekilleriyle aşağıdakilerden hangisi oluşturulamaz diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrencilerim, kare prizma oluşturulabilir. Bakın 2 tane kare alırız. Kare prizma nasıl sevgili öğrencilerim? Bakın yukarıları taban ve tavanı kare oluyordu. Aradakiler şu bölgeler dikdörtgen oluyordu. Kare prizma oluşuyordu. Yani 2 tane kare aldığımızda ve 4 tane yanlarına dikdörtgen aldığımızda kare prizmayı elde ederdik. Küpü elde etmek için 6 tane kare olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu 6'sını kullanarak da ne yapabiliriz? Küpü elde edebiliriz. Üçgen prizmayı elde edemezsiniz. Ne için sevgili öğrencilerim? Çünkü üçgen prizmanın üstü, tavanı ve tabanında 2 tane olacak. Araları sevgili öğrencilerim ne olacak? Dikdörtgen olacak. Yani üçgenden bir üstte bir altta olması lazım. Yani bundan 2 tane lazım olduğu için ve bir tane olduğu için üçgen prizmayı elde edemezsiniz. Evet, yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen, kaç tane kare, kaç tane dikdörtgen vardı diye sormuş. Sevgili öğrencim, üçgenlerimiz bakın şu bölge 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4 oldu üçgenimiz. Bir de bakın şu birleşen bölge bakın şuraya bakın şöyle tamamen baktığınızda İki üçgenin birleşmesiyle burada da bir üçgen oluşmuş. Yani 5 tane ne oldu? Üçgen oluştu sevgili öğrencilerim. Evet. Kare kaç tane demiş? Bakın şu iki üçgen birleşti. Şöyle yapıyorum. Bakın şurası ikisi birleşince burası bir kare oluyor. Bakın şu bölgede sevgili öğrencilerim ikinci kare oluyor. İki tane kare var. Dikdörtgen kaç tane demiş? Dikdörtgen de yeşille yapayım sevgili öğrencilerim. Bakın iki tane kare birleşince bakın boydan boya. Bütün olarak yeşille aldım olanı baktığınızda dışından. Bu da ne yapar sevgili öğrencilerim? Bir tane dikdörtgen elde etmiş oluruz. Şıklara baktığımızda 5 üçgen, evet 2 kare, 1 dikdörtgen yani A şıkkını elde ederiz. Aşağıdaki geometrik isimlerden hangisinin köşesi ve açısı yoktur diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bakın bunun köşeleri var. Buraları zaten açıları var görüyorsunuz. Bu değil. Evet bunun da sevgili öğrencilerim bakın, köşelerini zaten görüyorsunuz. Evet buralarında da açıları var bakın. Bunlar açıları. Evet silindirin sevgili öğrencilerim. Bak köşesi yok. Hatları yuvarlak olduğu için sevgili öğrencilerim köşesi de yoktur. Açısı da yoktur. Verilen 5 noktanın evet noktaları görüyorsunuz. Herhangi üçü köşe olacak şekilde. Yani 3 tanesini kullanacakmışız en az. En çok kaç tane üçgen elde edilir? Yapalım hemen birinciyi. Bakın şu üçünü kullanarak sevgili öğrencilerim çizdim. Bu birinci üçgenim. Siliyorum. Bakın biraz daha genişledim. Şu bakın 1, 2, 3 noktaları bu ikinci üçgeni elde ediyorum. Evet yine siliyorum. Evet yine bakın biraz daha genişletip şöyle ne yaptım? Üçüncü üçgeni elde ediyorum. Evet şimdi diğer renkle bakın şöyle şu da bir üçgendir. Dördüncü üçgeni elde ettim bu şekilde. Yine bakın bu şekilde buradan da buraya geldiğimde 5. üçgen ne yaptım bakın elde etmiş oldum. Evet, şimdi bakın yeşil renkle az öncekini bakın ikisini ayrı ayrı yaptım birleştirip bakın yeni bir üçgen daha elde ediyorum bakın. Daha geniş çaplı. Bu da 6. üçgenim olmuş oluyor sevgili öğrenci. Yani 6 tane üçgen çizebilirsiniz. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi en fazla yüze sahiptir? Evet sevgili öğrencilerim. Üçgen prizma bir burada var, bir de karşıda var. 2. 3 tane de yanlarda var. Yani 5 tane bunun nedir? Yüzü vardır. Bakın bir yukarıda var silindirin, bir tane tabanda var, bir de çevresi bir tane var. Bunda 3 tane yüz vardır. Küpte ise bakın tavanda 2, yanlarda 2 tane daha 4. 5 burada bir de karşıda 6 tane yüz vardır sevgili öğrencilerim. En fazla dediği için küpün
En fazla yüzü vardır. Aşağıdakilerin hangisindeki düzlemsel yüzeyler kullanılarak yukarıda verilen geometrik simlerden birisi oluşturulamaz? Evet. 1, 2, 3. Bakın 4 tane kare var. Evet. 2 tane dikdörtgen var sevgili öğrencilerim. Bununla zaten hiçbir şey oluşturamazsınız. 2 tane kare olup 4 tane dikdörtgen olsa kare prizma elde ederdik. Bakın yanlış yapılmış. Bu bakın 6 tane kareyle ne yaparsınız? Küpü elde edebilirsiniz. Bunlar ne olur sevgili öğrencilerim? Küp elde edersiniz. 2 tane üçgenle bakın. Şu bölgeyle karşı üçgen. Arada 3 tane dikdörtgenle de sevgili öğrencilerim ne yaparsınız? Üçgen prizma elde edersiniz. Bununla da elde edersiniz. Ama A şıkkı yanlış olur. 2 kare olup 4 tane dikdörtgen olsa kare prizmayı elde edebilirdiniz. 8. Aşağıdakilerden hangisindeki düzlemsel şekillerle bir üçgen prizma oluşturulabilir? Sevgili öğrencim, üçgen prizmada 2 tane ne olurdu? Bakın yukarıda bak. Üçgen 4 tane de ne olurdu? Pardon, 3 tane de dikdörtgen oluşuyordu. Öyle değil mi? Bakın şekle bakıyoruz. Nasıl oluşuyordu? Bakın 2 tane üçgen, 3 tane dikdörtgen değil mi? Bakın. Taban, tavan, 3 tane de yanlarında var çünkü. Üçgen prizma oluşması için. Evet, o zaman 2 tane üçgenimiz olacak. 3 tane de sevgili öğrencim dikdörtgenimiz olan şık nedir? C şıkkıdır. Üçgen prizması için. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi bir silindirin yüzlerinden olamaz? Sevgili öğrencilerim, silindir nasıldı? Yukarıda bir tane dairemiz, aşağıda bir tane var. Bir de sevgili öğrencilerim dikdörtgen var çevresinde yuvarlak yapılan. Evet, bu olur. Dikdörtgen olur fakat bu koninin sevgili öğrencilerim böyle bir silindirin yüzeyi olamaz. Yandaki modelde bulunan düzlemsel şekillerin toplam kaç köşesi vardır diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi dairelerin köşeleri yok. Bunları iptal ediyoruz. Daha sonra baktığımızda üçgenin kaç tane var? 3 tane değil mi? Bakın 1, 2, 3. Bunun 3 tane. 1, 2, 3, 4. Karenin 4 tane var. Dikdörtgeninde bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane var. Diğer dikdörtgeninde 4 tane var sevgilendirim. Kafa şeklinde olan bakın o da daire olduğu için bunun da köşesi yoktur. O zaman 4 burada, 4 burada, 8. 3 tane burada, 11. 4 tane de burada. Ne oldu sevgilendirim? 15 tane köşesi olmuş oldu. Evet. Aşağıdaki geometrik simlerden hangisinin açınımında yani açılmış halinde iki tane daire vardır? Nasıl sevgilerine bakın. Silindirin burada bir daire var. Bir tane de tabanlı daire vardı. Yanında bir tane de dikdörtgen var sevgili öğrencilerim. İki tane daire nerededir? Silindirde vardır. Bunda bakın iki tane üçgen var. Yanlarda da üç tane dikdörtgen var. Burada tabanda bir tane daire var. Diğeri zaten şu şekilde yukarıda görmüştür az önce. Şu şekil mesela konide bulunuyor sevgili öğrencilerim. Evet iki tane silindir. Pardon daire silindir de vardır. Evet yanda verilen üçgen prizma şeklindeki kutu ayrıtları boyunca kesiliyor. Evet. Kesilen şekillerin tamamı sıra üzerine konulduğunda hangi düzlemsel şekiller görülür? Evet nasıl sevgili öğrencilerim? Bakın yukarıda bir tane üçgenimiz var. Evet aşağıda da sevgili öğrencilerim bir tane üçgenimiz var. Yanlarda da bakın bir de karşıda üç tane de dikdörtgen var sevgili öğrencilerim. Dikdörtgen var. O şekil hangisinde olur bakın. İki tane üçgen, üç tane dikdörtgen olan şeklimiz C şıkkıdır. Aşağıdaki geometrik simler hangisinin yüzlerinin sayısı diğerlerinden farklıdır? Küpünkiler neydi sevgilerim? Hepsi kareydi. Yani kare. Üçgen prizmasında üçgenler var. Sonra ne var? Dikdörtgenler vardı sevgili öğrencilerim. Kare prizmada da kare var. Kare var. Daha sonra ne var sevgilerim? Dört tane de evet dikdörtgen vardı sevgili öğrencilerim. Bu şekillere baktığımızda yüzlerinin sayısı diğerlerinden farklıdır diye söylüyor. Şimdi küpte 6 tane kare var sayılır. Üçgen prizmada 2 tane üçgen, 3 tane de dikdörtgen ne oldu? 5 tane oldu. Kare prizmada da sayılır. 2 tane kare, 4 tane dikdörtgen, 6 tane oldu. Farklı olan ne olmuş oldu? B şıkkı olmuş oldu. Yukarıda verilen şekilde kaç tane 4 açılı geometrik şekil vardır? 4 tane açı hangilerinin 4 tane açı olur sevgilencilerim? Bizim karede oluyor bildiğimiz ve dikdörtgen en fazla. Bakın bir tane bu ayak dikdörtgen burada var. Dikdörtgen de bakın 4 tane sevgilencilerim açı var değil mi? İkinci burada var. Bakın göbekte şu dışarıdaki kareyi sarıyı görüyorsun. Bu da bakın dikdörtgen bu da üçüncü. 4 tane bakın köşesi var.
Bir de ağız kısmında bakın bir dikdörtgen var. Bunda 4 tane var. Bu da dördüncü olmuş oluyor. Başka var mı diye bakıyorum. Bunların zaten sevgili öğrencim açıları yok. Üçgenin üçer tane var. Üçgenlerde. Bunlar da üçer tane var. Yok. Ayak dikdörtgen iki tane. Bir tane ağızlı bir de yüzde sevgili öğrencim. Yani dört tane dört açılı geometrik şeklimiz var. Yani kare ve dikdörtgen arıyoruz sevgili öğrencim. Dört tane dikdörtgen olduğu için dört tane var. 15. Aşağıdaki geometrik cisimlerin hangisinin yüzeylerinin tamamı karesel bölge? Tamamı kare olan neydi sevgili öğrencilerim? Küpteydi. Dikdörtgenler prizmasında 6 tane dikdörtgen var sevgili öğrencilerim. Koni'de zaten kareler yoktu. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi verilen geometrik cisimlerin hiçbirinin açılımında yoktur diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Yukarı, aşağıdaki düzlemli şekillerden hangisi? Yukarıdakiler evet. Küplerde neler var sevgili öğrencilerim? Burada kareler var. Burada ne var sevgili öğrencilerim? Silindir tabanda var. Ondan sonra bakın şu şekilde bir tane var. Evet, kendine özel bir şekil. Burada da ne var sevgili öğrencilerim? Silindir var. Daire var. Daire var. Ortada da dikdörtgen vardı uzun bir şekilde. Evet daire yukarıda var sevgili öğrencilerim. Gördük. Dikdörtgensel bölge zaten var. Silindir de var. Gösterdim. Üçgensel bölge yukarıda hiç üçgen yoktur. Yani sizi aldatmak için şurayı üçgen gibi aldatıyor. Fakat altı düz değildir sevgili öğrencilerim. Koni'de üçgen bakın şu şekilde düz değil. Şöyle gelip aşağısı şöyle oval olduğu için üçgen yoktur. Sizi çeldirmek için bu şekilde soruluyor sevgili öğrenciler. Çok sorulur bu soru. Aşağıdakilerden hangisinin hem köşesi hem ayrıtı vardır? Silindirde yok sevgili öğrencilerim. Evet. Bu da bakın zaten silindir şekli. Köşe ve ayrıtları yoktu. Süt kutusuna baktığınızda bakın köşelerini zaten görüyorsunuz. 4 tane de aşağıda 8 tane köşesi var. Ayrıtlar da zaten neydi sevgili öğrencilerim? Bakın şu kenar birleşim yerleri bunlar neydi sevgili öğrencilerim? Şunlar ayrıt. Hem ayrıtı vardır hem köşeleri olan dikdörtgen prizması olan süt kutusudur. Aşağıdaki isimler hangisinin yüz sayısı diğerlerinden fazladır? Evet, koni diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Koni bizim nasıldı? Evet, bir tane bu yüzey vardı, bir de aşağıdaki vardı. İki tane yani kürenin bir tane sevgili öğrencilerim, başka yok. Bu iki tane küpün altı tane yüzü var değil mi sevgili öğrencilerim? Diğerlerinden fazladır dediği en fazla nedir? Küpün vardır sevgili öğrenciler. Resimde aşağıdaki hangisinde örnek yoktur? Evet, üçgensel bölge. Evet, dikdörtgensel bölge. Dikdörtgen zaten bakın şu şekil. Dikdörtgen sevgili öğrencilerim. Bundan var. Daire zaten bakın burada görüyorsunuz. Daire de var. Üçgensel bölge yukarıda göremezsiniz. Yandaki şekilde yalnız 3 açısı olan kaç geometri şekli? Yani neyi soruyor sevgili öğrencilerim? 3 açısı varsa bize üçgenler soruyor. Üç kenar 3 açısı var değil mi? Hemen sayalım. Evet, kenardan 1, 2, 3. Dışarıdakileri sayalım. 4, 5, 6. Şurası 7. Şu pembe 8. Şu mavi 9. İçeride şu 10. Şurası 11. Şurası 12. Şurası 13 tane oldu. Şurası 14. Şurası 15. Bir de bakın ikisinin birleşimi de üçgen olduğu için 16 yapar sevgili öğrenciler. Aşağıdaki isimlerden hangisinin köşesi ve ayrıtı vardır diye soruyor. Bakın kürede zaten yok. Silindirde zaten bakın ayrıtları göremiyorsunuz. Köşeleri yani üçgen prizması. Bakın şuralar sevgili öğrencilerim nedir? Hep köşedir. Şunlar da sevgili öğrencilerim ayrıttır sevgili öğrencilerim. Köşesi ve ayrıtı olan üçgen prizmadır. Aşağıda verilen geometri cisimlerinden hangisinin dikdörtgen yüzü yoktur diye söylüyor. Zaten bakın dikdörtgen prizması. Her tarafı dikdörtgen. Evet, üçgen prizma bakın burası üçgen. Karşıda var bakın aynı şekilde bir üçgen. Aradaki yüzeyler yani üçgen prizması şu şekilde sevgili öğrencilerim. Şöyle yaptığımızda bakın. Aralardakiler ne? Hep kenardakiler. Üç tane de dikdörtgen var sevgili öğrencilerim. Yani bunun da vardır. Koni'de ne var sevgili öğrencilerim? Bir şöyle şekil var. Ya da pardon şöyle oval. Böyle. Bir de sevgili öğrencilerim. Daire var. Yani dikdörtgen koninin şeklinde yoktur. Üçgen prizmada tam 3 tane dikdörtgen var. Burada zaten 6 tane dikdörtgen var ama konide yoktur. Verilen prizmanın kaç tane yüzü vardır? Evet bakın yukarıda dediğim gibi bir üçgen var. Tabanda iki üçgen var. Daha sonra sevgili öğrencilerim bakın şuradan şu yan yüzeyde
Burası dikdörtgen, bir de arka tarafta bakın var. 3 tane de sevgili öğrencilerim ne var? Dikdörtgen var. Yani 3 tane dikdörtgen, 2 tane üçgen olunca ne olmuş oldu? 3, 2 daha 5 tane üçgen prizmanın yüzü olmuş oldu. Üçgen prizmanın yüzeyinden bir açıdan hangisi olamaz? Evet, yukarıda söyledim sevgili öğrencilerim. Üçgen var. Bir de neler vardı? Dikdörtgenler vardı. Dikdörtgen 3 tane oluyor. Karesel bölge olabilir. Yani 3 tane dikdörtgen değil, kısa yaparsanız prizmayı bu dikdörtgenler kareye dönüşür. Yani 3 tane kare olabilir. Ama daire üçgen prizmada yoktur sevgili öğrenciler. Bakın şurada üçgen prizmanın şu dikdörtgenlerini kısa tutarsanız, mesela şuradan keserseniz şunları kare yaptığınızda dikdörtgenler kareye dönüşür. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi vardır? Evet, köşe neydi sevgili öğrencilerim? Küpte ve silindirde yoktu. Bakın üçgen prizmalarda bakın köşeleri görüyorsunuz. Köşeleri vardır. Aşağıdaki geometri çizimlerden hangisinin bütün yüzeyleri karesel? Bütün yüzeyi kare olan neydi? Küp sevgili öğrencilerim. Hepsi birbirine eşitti. Bunda zaten yok. Şuralar dikdörtgen. Üst ve altta nedir sevgili öğrencilerim? Üçgendi. Aşağıdaki geometri çizimlerin yüzeylerinden biri tamamen boyanarak baskı yapılacaktır. Üçgensel bölge elde etmek istiyorsak, bakın üçgensel elde etmek istiyorum. Bu bize tabanda sevgili öğrencilerim, üçgen olan üçgen prizması. Diğerlerinde üçgen yüz olmadığı için üçgen baskısı elde edemezsiniz. Kibrit çöpleri ucuca yapıştırılarak yukarıdaki kare prizma oluşturulmuştur. Evet, bu kare prizmadan kaç kibrit çöpü çıkarılarak küp elde edilir diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi sevgili öğrencilerim, burası zaten kare. Buraya hiç oynamaya gerek yok. Taban da zaten ne? Kare. Buraya da hiç oynamaya gerek yok. Bizim bakın 1, 2, 3, 4. Karşı yüzde 4 tane ne var sevgili öğrencilerim? Dikdörtgen var. Bu dikdörtgenlerin bakın birer tanelerini alıverirseniz sevgili öğrencilerim ne olmuş olur? Bakın yarıya düşürdüğünüzde bunlar yani yan yüzeylerde kareye dönüşünde bütün yüzeyleri kare olur ve küpe dönüşür. Onun için 4 tane bakın yukarıdan aşağı ayrıt olduğu için birer tanelerini alıverirseniz yani 4 tanesini alıverirseniz bu ne olur sevgili öğrencilerim? Bakın şuradan bir tane alsak, bu taraftan birini alsak 2. Bakın buradan birini alsak 3, bir tane de karşısına alsak 4. Yani şuradan kestiğimizi düşünün bakın bunu sevgili öğrencilerim şöyle. Böyle kestiğini düşünün. Şöyle sileyim, tekrar yapayım. Kafanız karışmasın. Böyle. Şuradan şöyle olacak. Buradan karşıya, buradan ve şuradan şöyle bakın. Tam ortadan kestiğimizi düşündüğünüzde üst taraf küp, alt taraf küp. İkisi birleştiğinde bakın dikdörtgen prizması gibi olmuş oluyor. Yani şunu aldık, şunu aldık, karşıdakini aldık. Bir de arkadakini aldığımızda bakın şu yarıdan. Üç boyutlu olduğu için size şey geliyor. Dört tanesini aldığımızda sevgili öğrenciler ne olur? Bu küpe dönüşmüş olur. Evet, 29. Aşağıdaki geometri çizimlerin hangisinin köşesi yoktur? Evet, köşesi olmayanlara sevgilerine alıştık. Silindir. Evet ve küre. Bakın bir bu rulo şeklinde, bir de bakın küre top şeklinde olan sevgilerine, bunların köşeleri yok. Bakın burada küplerin, dikdörtgen prizmaların, üçgen prizmaların hepsinin sevgilerine köşeleri ve ayrıtları olduğunu görüyorsunuz. Evet sevgili öğrencilerim, geometride temel kavramlar soruları var. Onlarla devam edelim. Yukarıdaki şekilde çilek modeli hangi nokta ile belirtilmiştir? Bakın çilek modeli burada görünüyor zaten. M noktası ile ne yapılmış? Belirtilmiş. Hızlıca ilerleyelim. Bunlar kolay. Aşağıdaki trafik levhalarının hangisinde sadece eğik ve dikey doğrular çizilmiştir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bakalım. Bakın burada zaten dikeyleri görüyorsunuz. Eğik ve istiyor, dikey de istiyor sevgili öğrencilerim. Bakın eğik olan, bakın şurası görüyorsunuz, bakın şu eğik olan, dikey olanlar da şunlar sevgili öğrencilerim. Hem eğik hem dikey kullanılan A şıkkı. Bakın bunların ikisi de aynı olmuş. Burada zaten hatlar yuvarlak olduğu için eğik ve dikey şeklinde bunu hiç gösteremiyoruz. Bakın şu şekilde olanlar dik, şu şekilde olanlar eğik olduğu için sevgili öğrencilerim. Eğik de var, dikey de var. 3. Yukarıdaki şekilde kaç tane doğru parçası vardır? Doğru parçası neydi sevgili öğrencilerim? İki tane ucu da sınırlı olandı. O zaman şöyle yapalım. Buradan başlayıp şurada bitiyor. Bakın şurası 1. Buradan başlayıp burada bitiyor. Şurası 2. Buradan başlayıp şurada bitiyor sevgili öğrencilerim. Burası 3. Buradan başlıyor burada bitiyor. Şurası 4. Buradan başlıyor burada bitiyor. Bakın şurası 5. Buradan başlıyor burada bitiyor. 6.
Buradan başlıyor. Burada bitiyor. 7. Bunlar kısa olanlar sevgili öğrencilerim. 7 tane bakın. Buraya yazıyor. Sonra burayla burayı uzun olarak baktığınızda bir tane de burada gelir sevgili öğrencilerim. Evet. 8 oldu. Şuradan buraya bakın. Uzunca yaptığımızda sevgili öğrencilerim bakın ne olmuş oldu? 2 tane de buradan gelmiş oldu. Ne olmuş oldu? 9 tane olmuş oldu. Verilen yoldaki beyaz şeritlerden her bir aşağıdakilerden hangisinin bir modelidir diye söylüyor. Bakın beyaz şeritler burada başlıyor, burada bitiyor bakın. İki ucu da sınırlı olan neydi sevgili öğrencilerim? Doğru parçası. Doğru olsa ne yapar sevgili öğrencilerim? Sonsuza kadar gider. Işın da neydi sevgili öğrencilerim? Bir ucu kapalı, diğer ucu sonsuza gidiyordu. Ama bakın bunun iki ucu da sınırlı olduğu için doğru parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir ışın modelidir? Bakın tekrar ediyorum. Işın bir ucu sabit, diğer ucu sonsuza gitmesi lazım. Bakın bir ucu sabit, diğer ucu ne yapıyor? Sonsuza gidiyor sevgili öğrencilerim. Aradığımız cevap budur. Bunun iki ucu da sabit olduğu için bu nedir sevgili öğrencilerim? Doğru parçasıdır. Yani bu da aynı şekilde bakın. İki ucu da sabit, bu da doğru parçasıdır. Şekildeki izometrik kağıt üzerine bazı noktalar adlandırılmıştır. Aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğru çizilirse eğik doğru modeli oluşur. Eğik sevgilerine bakın. Şunu yeryüzü kabul ederseniz bu şekilde olursa paralel. Biz şöyle yatık yapacağız. Kesişecek yan tabandaki. Şöyle yan gibi düşünürsek. Yani K'dan N'ye mesela ne olur? Eğik olur değil mi sevgilerine bakın. Geldiğimizde böyle bakın. Eğik. Bunların hepsi bakın şöyle yaptığımızda düz oluyor. Yani bunlar eğik olmamış oluyor sevgilerim. Şu şekilde de inerse ne yapıyor? Bu da dik olmuş oluyordu. Biz K'dan N'ye gelirsek ne yaparız sevgili öğrencilerim? Bir eğik doğru elde edebiliriz. Ama bize K, N vermemiş. Diğer şıkları vermiş. Şimdi onlara bakalım silerek. Evet. Yani eğik olabilecek şekillerden belli zaten. Bakın şöyle yaparsanız K'dan P'ye olur. K'dan S'ye de olur. Ama bize K'yı A ile K arasında. Şuradan A'dan K'ya inerseniz olur mu? Bakın böyle indiğinizde sevgilerim bu ne olur? Dik olur. Bu olmaz sevgilerim. A'dan S'ye, A'dan S'ye bakın yatay düz olmuş olur. Yine eğik olmaz. A'dan N'ye yaptığınızda bakın sevgilerim. Bunu kırmızıyla yapayım. Şu şekilde bakın geldiğinizde bakın eğik olduğunu zaten görüyorsun. Bakın yere de düz değil, yere de dik değil. Şu şekilde yatık olacak. Eğikten kastımız bu. Yani cevabımız C şıkkıdır. Şekildeki ağacın bulunduğu nokta hangi harfle isimlendirilmiştir? Bakın ağacın olduğu noktayı kastediyor. Ağacın olduğu nokta nedir sevgili öğrencilerim? N'dir. Yukarıdaki süt kutusunun köşeleri aşağıdakilerden hangisinde örnektir diye söylüyor. Bakın köşeler bakın şuralardan şöyle baktığımızda sevgili öğrencilerim. Evet köşeleri şunları kastediyor sevgili öğrencilerim. Şöyle bakın koyunda ne oluyor? Köşede belirlemek için ben ne yapmış oldum bakın. Noktayla kalem ucuyla yaptığım için bir noktaya örnektir sevgili öğrenciler. Düzlemler bakın bu şekilde düz noktalarda doğru parçası da bakın şöyle çubuk halinde. Bakın iki nokta arası dese doğru parçası olabilirdi ama bize sadece köşelerin olduğu yerleri sorduğu için nedir? Noktadır. Kareli kağıtta A, K, L, M noktaları verilmiş. Görüyoruz zaten. Buna göre aşağıdaki noktada hangisi A noktası ile birleşirse eğik olur. Bakın. A ile birleşirse bakın bunlar düz olur sevgili öğrenciler değil mi? Yere paralel olur. Bakın eğik olan ne olacak bakın? Sadece L noktası var bakın. Yatay yani yan eğik dediği bu sevgili öğrenciler. Bakın yere böyle paralel de olmayacak, dik de olmayacak sevgili öğrencilerim. A ile L arasında eğik doğru oluşur. Evet devam edelim. Uzamsal ilişkiler var sevgili öğrencilerim. Yandaki şeklin verilen doğruya göre simetri. Sevgili öğrencilerim simetri çizgisine göre bakılır. Yani bunlar bakın bununla örtüşmez. Şöyle olması lazım. Bu böyle indiyse simetri çizgisinin şöyle inmesi lazım. Bakın şunu da yapmasan şöyle gelmesi lazım. Böyle inmesi lazım. Şöyle olması lazım. Böyle olması lazım ki bakın ayna görüntüsü oluşabilsin. Benim yaptığım şekil nedir bakın. Sağ taraf C ile uyumludur. Çünkü sağla sol bu şekilde birbirinin üstüne gelir. Ayna görüntüsü olur. Simetri bakın yine aynı şekilde. Çok fazla aldatılır. Simetri bakın şu soruları yıldız koyuyorum. Çok tehlikelidir. Simetri çizgisine göre bakmazsanız yanlış yaparsınız. Bakın bu tarafa mı gitmiş? Bakın aynısı gidecek. Bakın böyle mi gitmiş? Aynısı böyle gidecek sevgili öğrenciler. Bakın böyle gelecek. Geri gidecek. Şurada şu şekilde ne yapacak? Bakın şöyle oluşturmuş olacak. Şuraya şöyle yapacaksın. Yani ayna görüntüsü. Bunlar birbirinin üstüne kapanabilmesi lazım. O zaman bakın benim yaptığım şekil siz şunu seçen öğrenciler olabiliyor bazen yanlış yapılıyor. Ama elde edilmesi gereken sevgili öğrenciler bakın tam da bu şekilde birbirinin simetri. Evet
Yine simetrisini istiyor. Bakın simetri doğrusu. Bakın bizim ölçümüz sevgili öğrencilerim. Buna göre yapacaksınız. Burada ne yapmış bakın. 2 geri 2 yukarı çıkmış. Biz de ne yapacağız sevgili öğrencilerim. Bakın 2 aşağı 2 geri şuraya ne yapacağız? Şöyle geleceğiz sevgili öğrencilerim. Bakın yine aynısını böyle yapacağız. Daha sonra bakın ne yapacağız? Bunları birleştireceğimiz nokta var. Sevgili öğrencilerim. Şuradan ne yapmış tekrar? İçeriye doğru gitmiş. Şöyle yapmış. Şöyle gelmiş. Sonra şu arayı silverdiğimizde sevgili öğrencilerim şöyle. Şeklimiz ortaya çıkmış olacak. Ayna görüntüsü. Bununla bu birbirine üzerine kapanacak şekilde sergilendirelim. O zaman aradığımız şekil hangisinde oluştu? Bakın C şıkkında oluşmuş oldu. Aşağıdaki hangisindeki şekiller D noktasına göre simetriktir diye. Bakın bunlar birbirini takip ediyor. Bakın burası küt yerle uç birbirine kapanır mı? Hayır, bu yanlış olmuş zaten. Bakın bu da aynı şekilde. Bunun hiç alakası yok zaten. Bakın simetriye göre bakın geri gitmiş. Aynı şekilde bakın. Arkası küt, arkası küt. Uçları bakın birbirine kapanıyor. Birbirinin üzerine sergilendirelim. Doğru olan B şıkkıdır. Aşağıdaki şekillerden hangisinin yalnız bir simetri doğrusu vardır? Bakalım şimdi sergilendirelim. Bakın bu şuradan şöyle çizdiğimde simetri olur. Buradan da bakın çizdiğimde aşağıya yukarı simetri olur sergilendirelim. Bu olmaz. Bakın şuradan şöyle ortadan simetri olur. Yukarıdan böldüğümüzde bakın şu tarafla şu taraf aynı olur. Bunun da bir tane değildir. Ama bakın B şıkkını kalbi şöyle çizerseniz bakın şöyle çizdim mi yukarı ile aşağısı alakası olur. Sadece yukarıdan aşağıya bakın böyle çizdiğimizde şurası ile şurası simetri olur. Tek tane simetri noktası kalptedir sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisindeki şekiller D noktasına göre simetriktir? Bakalım yine sevgili öğrencilerim. Bu alakası olmuş. Zaten şu hizada olması lazım. Yeri yanlış. Bu olmaz. Bakın bu da bakın simetriye göre bakın bir kare bu şuradan başlaması lazım. Bakın yani şu yine şeklin şöyle olması lazım. Bu da yanlış yapılmış sevgili öğrencilerim. Doğru olan A şıkkıdır bakın. Simetri noktasına göre bakın bir geri gitmiş. Bakın şeklin aynısı. Burayla burası birbirinin üzerine kapanır. Burayla burası kapanır. Simetri olan budur sevgili öğrencilerim. 7. Hangisi simetri doğrusu çizilemez diye söylüyor. Bakın simetri T'de ortadan şöyle çizilir. E'de de şuradan şöyle çizilir. Fakat S simetri bakın çizdiğimizde ters tarafta kalıyor. Ortadan da yaptığımızda ters oluyor. Simetrisi çizilemez sevgili öğrenciler. Bir kağıt ortadan ikiye katlanıyor ve üzerine şekildeki gibi E harfi çiziliyor. Evet. Çizilen harf kesilip çıkarılıyor. Çıkarılan kağıt parçası açıldığında aşağıdakilerden hangisi oluşur diye söylüyorum. Bu çok tehlikeli bir soru sevgili öğrencilerim. Buna da yıldız koyuyorum. Şimdi sevgili öğrencilerim. Buradan kesilince bakın şu şeklin arkası şöyle açıldığında bunun bak şu simetri doğrusu olacak. Şu şeklin aynısının simetrisi oluşması lazım. Yani bakın şöyle ne yapması lazım? Devam etmesi lazım. Böyle bakın aynı bu şekilde aynısını düşünürseniz şu şekilde bakın. Sevgilerim şöyle şuraya gelecek. Şöyle. Böyle. Bakın. Şöyle olacak ki bak bununla bu tam örülebilsin. Yani E'nin tam tersi olacak ki bakın karşı taraf geldiğinde çünkü bunun aynısı karşıdan kesildi. Açıldığında sevgilerim sırt sırt olması lazım. Yani şu şeklin ortaya çıkması gerekiyor. Zaten bu şekil yukarı doğru olması lazım. Bakın yönleri ters zaten sevgilerim. Şurada bakın bacak uyumsuz olur mu? Bu şeklin aynısının bu tarafta olması lazım. Yanda verilen şeklin doğruya göre simetri. Evet, çok güzel sergilenir. Bakın bir tane, bakın simetrisine göre. Diğer kalemle yapayım. Bakın bir tane indim. Bir tane bakın geri gitmiş sergilenir. Ondan sonra bakın nasıl içeri doğru gitmiş sergilenir. Şöyle içeri gitmiş. Bizim de aynı şekilde ne yapmamız lazım? İçeriye şu şekilde şöyle gitmemiz lazım. Sonra dışarıya doğru şöyle açılmamız lazım. Yani bize neyi kastediyor? Şu şekli kastediyor sergilenir. Bu öğrenci bunu zaten şunu bilirsiniz olmadığını şu şekilde aldanabiliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Bakın şu genişlikle şu aynı olacak. Uç tarafla burası aynı olacak ki birbirinin üzerine tam kapanabilsin. Evet. Şekildeki üçgen simetri doğrusu hangi iki noktadan geçer? Nereden geçer? Çok basit sevgili öğrencilerim. A'dan gelir, D'den geçer. Şu tarafla şu taraf bakın ne yapar? Birbirine eşit olmuş olur. Bu kadar basit. Diğer yerlerden geçerseniz bakın eşit olmaz. Üçgenin oturduğu çizgilere ana gövdesi. Bakın şu alt çizgi simetriyi buradan bölmemiz lazım. Şuraların şöyle düz olması lazım ki buradan şu kenarlardan geçebilirsin. İlk yerlerden ortalamayı alamazsınız. Yani yine doğruya göre simetri hangisidir diye sormuş. Sevgili öğrencilerim, simetri çizgisini takip edeceksiniz. Buradan 5, bakın 1, 2, 3, 4, 5 geri gitmiş. 1, 2, 3, 4,
5 gidiyorsunuz. Karşı taraf da aynı sevgilerine bakın. 5 tane gidiyorsunuz. 2 tane yana gitmiş. 2 tane yana gidiyorsunuz. 2 tane yana gitmiş. 2 tane yana gidiyorsunuz. 1 tane içeri girmiş. Bakın aynısı. Şekil ne yapıyorsa aynısını karşıya yapıyorum. Sevgilerim. Daha sonra bakın çapraz çıkmış. Çapraz çıkmış. Sonra birleşmiş. Bakın yukarı. Bakın şu üst bölgeyle aynısını aşağıya yaptım. Sonra şuradan sevgilerim. Bakın 2'ye 2 gitmiş. Bakın. Şöyle 2'ye 2. Yani şuraya gelmiş. Bakın. Şöyle gelmiş. Burası da aynı bakın. 2'ye 2. Yani 2'ye 2 ne yapmış? Şuraya gelmiş. Ben de geldim aynısını. Sonra ortayı birleştirmiş. Birleştirdim sevgiler. Benimki M oldu. Diğeri aynı görünüş oldu. Bakın. Şu bölge şurayla. Şu bölge şurayla. Şurası da bakın şurayla ne yaptım? Simetri oluşturmuş oldum. Benim aradığım şekli hangisi benziyor sevgilerim? C şıkkı. 11. sorumuz olmuş oluyor. Evet yine simetrini istiyor sevgilerim. Simetri çizgisini bakın çiziyorum. Biz buna göre yapmazsak şaşırırız. Bakın iki geri gitmiş. Hemen iki geri gidiyor. Sevgilerim gördünüz mü? Ne yapmış? Bir kare girmiş. Bir kare giriyor. Ne yapmış? Bir geri gitmiş. Bakın şurada çıkıntıyı yaptım. İki kare ilerlemiş. Ne yapıyorum? İki kare gidiyorum ben de. Yine bir çıkıntı yapıyorum. Bakın yaptım. Bir, iki, üç kare. Bir, iki, üç kare gidiyorum. Daha sonra yapmış bakın sevgilerim. Birleşmiş. Ben de ne yapıyorum? Birleşiyor. O zaman benim şeklim hangisi olmuş oldu sevgilerim? Bakarsınız. Şu şekil sanki benim B ile bakın tamamen aynısı olmuş oldu. Diğerleri alakası olmuş sayılır. Zaten direkt tersinden yapmış. Evet yandaki şeklin simetrisini yine bize soruyor sevgilerim. Simetri çizgimiz burada. Hemen başka renk yapayım. Bir kare geri gitmiş ben de gidiyorum. Bakın. Bir kare yana gelmiş ben de gidiyorum sevgilerim. Buraya geldikten sonra bakın 2'ye 1 sevgilerim. Görüyor musun? Geriye doğru. Bunu şöyle bir kare. Bir tane daha kare. Geri düşünün. Evet. Sonra sevgilerimiz bir. Böyle gelmiş. Şöyle bir yere gelecek. Yani şuradan şöyle bir yere gelmesi gerekiyor. Sonra bakın yine inmesi gerekiyor. Şu kenardaki çıkıntıyı ölçü için yazdım. Bunu siliyorum. Evet. Bakın gördünüz. Daha sonra bir kare yana gitmiş. Sonra bakın geriye gidiyor. Şurada ne yapacağım? Şöyle dikdörtgenimi oluşturacağım sevgilerim. Oluşan şekil baktığımda hangisi olmuş olacak? Bakın şu aynı. Şundan şu örtüşüyor. Şundan şu. Şundan şu. Bakın bu çok güzel ne yapmış? Örtüşüyor sevgili öğrencilerim. Kareyi kaç yanlış yapmış? Şurası. Şimdi bakın. Burada 1, 2, 3 tane var. Bu 2 tane yapmış. Şurası eksik olmuş sevgili öğrencilerim. O zaman bu olmuyor. Burada buna dikkat ederim. Kısa yapmış arka kuyruğunu. Şurası ne olacak? 1, 2, 3 tane olacak sevgili öğrencilerim. 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 tane olacak. Evet. Bakın şeklimizde 3 tane var çünkü. Evet. 3 tane. 2'ye 1. Bakın 2'ye 1'ler. Çok güzel. Bunlarda sıkıntı yok. Evet. Diğer bunu sadece şurası yanlış olmuş sevgili öğrencilerim. Evet. Buradaki yanlış ne? Bakın burada bir kare olması gereken bu 2 kare ilerlemiş. Burada da bu yanlış yapılmış. O zaman bizim cevabımız C şıkkıdır. Evet. Verilen kaplama örüntüsünde eksik bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Biz tamamlayalım sevgili öğrencilerim. Evet. Ne yapalım? Bakın kareler üst taraf hep ikiye bölünmüş. Biz de bölelim. Böldüm. Burayı da ikiye böldük. Evet. İlki ne yapalım? Bakın kırmızı boyanacak. Şurayı kırmızıya boyayacağız. Evet. İkincisinde de kırmızı tamamladıktan sonra şu ara ne olacak sevgili öğrencilerim? Şu ara gri olacak. Tekrar şurası ne olacak? Kırmızı olacak sevgili öğrencilerim. Buna göre böyle bakalım. Şu ara burası gri olacak. Sonra aşağı tarafta bakın şu şekilde oluştuktan sonra arada bir tane siyah kalacak. Yani şuraya şöyle biz bırakacağız. Burası siyah kalacak. Ondan sonra ne yapacağız? Burayı kırmızı yapacağız. Şöyle. Şurası kırmızı olacak. Daha sonra bakın şu şekli şöyle bölmüş. Şurası kırmızı olacak. Şöyle. Şurası kırmızı olacak. Evet. Aşağıya geliyorum. Bakın yine bölüntü var. Aynı şekilde bölmüş. Şöyle bölüyorum. Orayı da bölmüş. Burayı da bölüyorum sevgili öğrencilerim. Evet. Ne yapıyorum? Kırmızıyı şurayı bakın yine tamamlıyorum. Burası kırmızı görüyorsunuz. Evet. Bakın şu kırmızı şurada oluşsun istiyorum. Aynı şekilde oluşsun istiyorum. Şurası ne olacak? Yine arası bakın gri kalacak. Daha sonra şu kırmızıyı şuraya yine boyuyorum. Boyadım da. Evet. Şunu da tamamlayalım. Aşağıda bakın şu şekil şurada bittikten sonra neyle başlamış bakın şurası böleceğim yine burası bakın griye kalacak daha sonra yine şurası kırmızı yapacağım evet
Ondan sonra sevdiğim bakın yarısını yine bölüyorum. Şurası kırmızı olacak. Çok güzel. Şekli şimdi oturttuk. Bu şekle benzeyen şekle baktığımızda şimdi sevgilendirim. Rengi değiştireyim. Evet, üstler zaten hepsinde aynı. Alttakileri geliyorum. Evet, alttakilerde de aynı şekli görüyorum. Şu üçüncü sıraya geldiğimde bakın orta, bakın orta, üçüncü sıra şu ortası gri kalacak, bu kırmızı yapmış. Burasını zaten yanlış yapmış sevgilerim. Şu ortası bakın ne olacak? Gri olacak. Bu ikisi doğru. En alt satıra geliyorum. Evet, ilk baştaki şurası gri kalıp sonra kırmızı yapmış. Çek. Evet, burada bakın ilkini kırmızı yapmış, burayı yanlış yapmış. O zaman cevabımız ne olacak sevgilerim? A şıkkı olmuş olacak. Evet, verilen şekil simetri doğrusuna göre tamamlandığında aşağıdaki şekillerden hangisi olur diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Şimdi zaten bakın şu simetri çizgisine bakın. Şu siyahlığın uzunlukla şu uzunluk arası eşit olmadığı için bu yanlış oldu sevgili öğrencilerim. Şöyle bakalım şimdi. Evet. 1, 2. Şu aranın uzunlukları bakın. Şu eşit. Çok güzel. Bu ortadan bölünmüş. Bakın şunun eşitlikleri de çok güzel. Şurası, şurası simetri. Evet. 1, sevgili öğrencim 2, 3, 4. kare. 1, 2, 3, 4. kare. Bakın bu tamamen ne yapmış? Bakın simetrik oluşturmuş sevgili öğrencilerim. Doğru olmuş. C'ye de bakalım. C'de de sevgili öğrencilerim bakın şu oluşan boşluk şu eşit olmuş. Şu noktayla şu noktanın simetri ne yapamamış? Sağlayamamış. Yanlışlık olmuş. Zaten şuradan aldığımızda bakın şu eşitlikle şurası da eşit olmamış. Siyah noktalar eşit olmamış sevgili öğrencilerim. Simetri sağlanmamış. Evet, nerede kaldık? Evet, 16. Noktalı kağıtta verilen maviye boyalı şekil simetri doğrusuna göre tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi şeklin dışında kalır diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. Mavi şekil bakın 2 ilerlemiş. Ben de 2 ilerliyorum. Simetri çizgisine göre farklı renkli yapalım. Şöyle ilerledim. Daha sonra bir aşağı iniyorum. İndim. 2 tane gidiyorum. 1, 2 tane gittim sevgili öğrencilerim. Bir tane geri geldim. Sonra bir kutu daha gittim. Sonra ne yaptım? Yukarı çıktım. Evet, 1, 2, 3 içeri gireceğim. 1, 2, 3 içeri girdim sevgili öğrencilerim. Sonra yukarı çıkmış. Yukarı çıktım. Sonra sevgili öğrencilerim ne yapmış bakın. Tekrar dışarı çıkmış görüyorsun bakın. Dışarı çıktım. Sonra yukarı kaç tane gidiyorsa gittim. Sonra bakın ne yaptım. Tekrar geldim. Bir tane aşağı indim ve birleştim. Şekli oluşturdum. Dışarıda kalan hangisi oldu? Mor olan ne yapmış oldu sevgili öğrencilerim? Dışarıda kalmış oldu. Evet sevgili öğrencilerim 5. ünitemizi tamamladık. 6. üniteye geldik. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.